Selamun aleyküm arkadaşlar elimde şu anda 433 MHz frekansında çalışan alıcı modülümüz var. Bu alıcı modül üzerinde görüldüğü gibi tekli role ile geliyor. Bunların ikili olanı, üçlü olanı, dörtlü olanı da var. Onlardan ihtiyacınıza göre alabilirsiniz. Bu videoda size bunun bağlantılarını göstereceğim. Küçük bir inceleme yapalım şöyle. Hangi parçalar var üzerinde? Onları size göstermek istiyorum. Bakın şurada alıcı modülün kristali var. Bu kristalin yan tarafında bakın şurada anteni var. Şurada bir düğmesi var. Bu düğme ile sıfırlama ve modlar arasında seçim yapılıyor. Ayrıca kod öğretme işlemlerinde yine bu düğmeyle yapıyoruz. Şurada rolesine de bakalım. E, rolesi de burada 10 amperlik e, bir role var. 12 volt değerinde Zaten modül de 12 voltla çalışıyor. Şurada da bir LED var. Bakın LED bir tane. E, terminal kısmı yani klemens kısmı var. Hemen arka tarafını çevireyim. Bakın arka tarafında zaten e, gösteriyor bağlantılarını. Şuradan eksi bağlıyoruz. Buradan artı 12 volt bağlıyoruz. Bu tarafa geldiğimizde bakın burada 3 pinden oluşan bir kısım var. Burada herhangi bir enerji yok. Yani biz buradan 12 volt bağladık. Eksi de bağladık. Buraya gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Biz ne yapacağız? E, kontrol edeceğimiz cihazın eksi veya artı kısmını şu COM kısmına gireceğiz ve normalde açık olan kısma da diğer ucunu gireceğiz. Yani düğmeye bastığımız zaman buradaki enerji bu tarafa geçecek. Bu kadar basit bir bağlantısı var. Peki bu taraftaki kısım ne işe yarıyor? Bakın burada NC yazıyor. Yani normalde kapalı anlamına geliyor. Modül çalışmıyorken, enerji yokken veya enerji verildiğinde kumandaya basılmadığı zaman buradaki 12 volt sürekli olarak buraya geçiyor. Veya eksi bağlarsanız eksi geçer. Yani bizim düğmeye basmamıza göre enerji bu tarafa geçiyor veya bu tarafa geçiyor. Buradan eksi de bağlayabiliriz, artı da bağlayabiliriz. Örnek veriyorum bir lamba bağlayacaksınız. Lambanın eksisinden bağlamanızı tavsiye ederim. Eksiyi kontrol etmek her zaman daha iyidir. Eksiyi kontrol edersiniz. Eksi buradan bu tarafa ulaştığı zaman lambanız yanar. Eksi bu tarafa geçtiği zaman lambanız söner. Bu tarafa herhangi bir şey bağlamanıza gerek yok. Şuraya yani kom ve şuraya normalde açık normalde open diye geçer bu. E, açık olan kısma Bağlantımızı yaptığımız zaman e, lambamızı veya hangi cihazı bağladıysak o cihazı kontrol edebiliriz. Şimdi ben bağlantılarını yapacağım. Evet arkadaşlar ben e, düzeneyi kurdum. E, şurada kabloları hazırladım. Şu anda herhangi bir enerji yok. E, şimdi bu kabloları bakın şuradaki ortadaki kısma ve hemen yanındaki kısma bağlıyorum. Ve vidalarını sıkıyorum. Burada eksiği kesiyoruz bilginiz olsun. İsterseniz artıyı da kesebilirsiniz. Yani kontrol etmek istediğiniz cihaza bağlı. Şöyle bağlantılarını yapıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi şuradaki ortadaki kısma kom kısmına bağlıyoruz ve NO yani normalde açık olan kısma bu kablonun diğerini bağlıyoruz. Şimdi 12 volt enerjisini de bağlayalım. 12 voltu da şu şekilde bağlıyoruz. Bakın şurası artı. Şurası da eksi. Evet modülümüz çalışmaya başladı. Şimdi testini yapacağız. A düğmesine basıyorum. Bakın ışık yandı. Bu anahtar modu arkadaşlar. Bastığımız zaman Işığımız açılıyor bastığımız zaman da ışığımız sönüyor. Bu modülün 4 adet modu var. Bu 4 adet modu öğrenmek isterseniz açıklamalar kısmındaki linklerden izleyip e, hangi modlarda kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu videoda sadece bağlantılarını size anlattım. Sorulacağınız sorular olursa yorumlar kısmından yazarsanız e, yardımcı olabilirim. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Burada şu anda 220 volt var. Yani elimi değdirirsem çarpılırım. Bu sebepten dolayı modülü önce ayarlıyorum, bağlantılarını yapıyorum. Daha sonradan 220 voltu bağlıyorum. Eğer herhangi bir sorun yaşarsam da fişi çekeceğim. Daha sonra müdahale edeceğim. Modülü ayarladıktan sonra tekrar 220 voltu bağlayabilirim. Bu şekilde yapıyoruz. 220 volt varken modüle hiçbir şekilde elimizi değdirmiyoruz arkadaşlar. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra e, sizlere kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.